Mutlu akşamlar, mutlu geceler. Gece görüşüyle karşınızdayız. Müzik eğlence programımız Herdem Ziyaettin Akgüneş'te biliyorsunuz pazartesi günleri bir saat geç başlamamıza neden oluyor. Bugün önemli gelişmeler var. Özellikle deprem konutlarıyla ilgili hem kura çekimi hem teslim tarihleriyle ilgili önemli değerlendirmelerimiz olacak. Bakalım isterseniz hemen onlara. Bugün yapılan açıklamada AFAD Elazığ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birinci etap ve ikinci etap Yemişlik konutlarının teslim tarihleri, daha doğrusu birinci etap Yemişlik teslim tarihleri belli oldu. 30 Haziran 2021 ile 16 Ağustos tarihleri arasında teslim edilecek. Yani yarın 30 Haziran, daha doğrusu şu an 30 Haziran'a girdik. Yarından itibaren 16 Ağustos'a kadar sürecek bu teslim tarihleri. Yine Abdullahpaşa Mahallesi'nde ikinci etap kuraları geçtiğimiz günlerde çekilmişti. Onların da teslim tarihleriyle ilgili bir güncelleme var. Ramazan, Kurban Bayramı'nda evlerinde geçirebilsin vatandaşlarımız diye teslim tarihleri öne alınmış durumda. Onu gözlerim arıyor şu anda haberin içerisinde. Az önce baktım ama 2 Temmuz'dan itibaren, evet 2 Temmuz'dan itibaren evlerin teslim anahtar teslimatları yapılacak. Anahtar teslimatlarının nerede yapılacağını soruyor izleyicimiz. Her konutun yapılmış olduğu bölgede ne var onu da hemen aktarayım size. TOKİ'nin kendine ait bir bürosu var. O büroda anahtar teslimatları yapılıyor. İrtibat bürolarından anahtar teslimatları yapılacak. Mesela anahtar teslim ofisleri belirleniyor. Abdullahpaşa'nınki de yine öyle olacak. Gittiğinizde orada görebiliyorsunuz. İzleyicimiz diyor ki 3. etap evler ne zaman teslim edilecek acaba? Şu anda 2. etap evlerin teslimiyle ilgili tarih belirlenmiş durumda. Onu açıklayabiliyorum. Onun dışındaki herhangi bir açıklamada maalesef bulunamıyorum. Şimdi devam edelim. Bakalım ne var başka. Bugün bu başka bir şey var mıydı? Mustafa Hak sahipliği ile ilgili var. Bir konu daha var. Onu da hemen ekranlara getirebiliyorsan getir. Getiremiyorsan ben buradan aktarayım. 1083 konutun teslimatı yapılacak. 1083 konut kimlere verilecek peki? Hani köylerde, beldelerde vatandaşlarımızın bir takım sebeplerden dolayı yapılamayan evler vardı. Yani o bölgede kendi köylerinde kadastral sebeplerden dolayı ya da başka nedenlerden dolayı kendi köylerinde ve beldelerinde konutlar yapılamıyordu. İşte 1083'tü bu rakam. Bugün itibariyle kuraları çekilecek. Yani bugünün cuma olarak salı günü varsayıyorum ben bugünü ve bugün itibariyle kuralar çekilmiş olacak. Elazığ 1. Noterliği tarafından yapılacak kuralar ve ya canlı yayınlıyoruz değil mi arkadaşlar kurayı? Yayınlıyoruz. Kanal 23'ten takip edebilirsiniz. Saat kaçta yayınlamaya başlıyoruz? 10'da. Tamam, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Saat 10'da, yani bugün saat 10'da bu beldelerde, köylerde ya da kendi bulunmuş oldukları bölgelerde evleri yapılmayacak olanlara şehir merkezinden evler teslim edilecekti. 1083 konutun kurası bugün saat 10'da çekilecek. Kanal 23'te canlı yayınla bunu ekranlara getirecek. AFAD'ın açıklaması, Mustafa İkinoğlu haberi istersen yayına verelim. Bakalım tam olarak neler söylüyor. AFAD Elazığ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Elazığ merkez mahallelerindeki ağır hasarlı konutlardan hak sahibi olan ailelerden konutları tamamlanarak 5 Mart 2021 tarihinde çekilen kura sonucu adına Yemişlik 1. etapta konut çıkan hak sahibi ailelerin konutlarının teslimleri 30 Haziran 2021, 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında Yemişlik 1. etapta ekli listedeki tarihlere göre teslimleri yapılacaktır denildi. Konut teslim programı Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden internet adresinden ilan edildi. Konutlarını 45 günlük sürede teslim almayanların yasal olarak hak sahiplikleri iptal edileceği vurgulandı. Ayrıca AFAD yaptığı uyarıda konutlarını 45 günlük sürede teslim almayanların 7269 sayılı kanunun 3177 sayılı kanunla değişik 40. maddesine göre yasal olarak hak sahiplikleri iptal edilecektir. Konutların 45 gün içerisinde teslim alınması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Kurban Bayramı'ndan önce vatandaşların evlerine yerleşmesi için Abdullahpaşa 2. etap konutlarının anahtar teslim tarihlerinin öne çekileceği açıklandı. Anahtar teslimleri 2 Temmuz'da başlıyor. Abdullahpaşa Mahallesi 2. etap blok isimleri ve teslim tarihleri ise şöyle.
D7, A8, A6, A5 bloktaki binaların teslim tarihleri 2 Temmuz 2021'de gerçekleştirilirken, A3, D8, D9, A4 blokları 5 Temmuz'da, D5, D6, A7, D10 bloktaki binalar 6 Temmuz'da, D11, D12, A18, A17, 7 Temmuz'da, A16, D15, D18, A15'te bulunan binalar 8 Temmuz'da, A14, A13, B6, D20'deki binalar 9 Temmuz'da, D21, D13, D14, D16'da bulunan binalar 12 Temmuz'da, D17, D19, D22, A9 binaları 13 Temmuz'da, B3, B4, A10, A11 binaları 14 Temmuz'da, son olarak A12, B5, B8, B7 blokta bulunan binalarsa 15 Temmuz 2021'de teslim edilecek. Evet, AFAD'ın yapmış olduğu açıklama böyle. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları eskisi kadar popüler değil. Geçmiş dönemde bu vaka sayılarının çok yüksek olduğu dönemde hatırlarsanız ilk haber olarak genelde veriyorduk. Artık vaka sayıları düştü. Covid-19 yavaş yavaş gündemimizden uzaklaşmaya ve çıkmaya başlıyor. Sadece maskeler kaldı. Bu maskelerle ilgili de bir karar alınırsa çok mutlu olacağız. Bugün yine vaka sayıları, haftalık vaka sayıları açıklandı. Son verilere göre Elazığ'da haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 43.20 oldu. Ekranlarda görüyorsunuz Malatya 43.29, Elazığ 43.20, Adıyaman adeta bitirmiş gibi %6.96 seviyelerinde, orada büyük bir bağışıklık oluştuğunu ben düşünüyorum. Çünkü bir dönem tamamen kırmızıydı. Yani aslında şöyle bir özetlemek gerekirse ne demeye çalışıyor bu tablo? Elazığ'da her gün 36 kişi Covid-19 olmaya devam ediyor. Haftada da yaklaşık 250 civarında bir rakamdan bahsedebiliyoruz. Ama rakamlar düşüyor. Bakalım daha nerelere kadar düşecek. Bu arada aşı olmayanlar varsa aşı olmanızı tavsiye ediyoruz. Aralık ayındaki depremden ağır hasar alan evlere hangi bölgede verilecek belli mi diye bir soru var. Aralık ayındaki depremin henüz hak sahipliği süreci devam ediyor. Hak sahipliği başvuru süreci bittikten sonra onların kuralları çekilecek. O nedenle şu anda nerede yapılıyor, ne yapılıyor bilmiyoruz. Ama orada bir hak sahipliği süreci devam ediyor. Ağustos'a kadar devam edecek. Hak sahipliğine başvurmanız gerekiyor. Bir diğer izleyicimiz de diyor ki, son depremden sonra hasar tespitleri başladı mı? Sonuçlar açıklandı. Kesinleşen sonuçlar açıklandı ve bu sonuçlara göre de hak sahipliğine başvurmanız gerekiyor. TOKİ tarafından arsa satışları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir ilanla 136 arsanın TOKİ tarafından satılacağı ifade etti. Bunların tamamı Elazığ'da. Bugün yine 4 arsanın satış ihalesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. 3 tanesi bu arsalardan Şahinkaya Mahallesi'nde, bir arsada nerede? Aksaray Mahallesi'nde. Bunu da yayınlayalım Mustafa. İstersen ben aktarayım, istersen sen versen daha iyi olur. Elazığ Çevre ve Şehircilik Müdürü 4 arsayı açık teklif ihale usulüyle satışa çıkardı. Şahinkaya Mahallesi'nde 24 arsayı satışa sunan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü bugün 4 arsayı daha satışa çıkardı. Şahinkaya Mahallesi'nde ve Aksaray Mahallesi'nde bulunan 4 arsanın ihalesi 8 Temmuz Perşembe günü saat 9.50'de başlayıp 15.15'te sona erecek. Elazığ Şahinkaya Mahallesi'nde 5 parsel numaralı 678 metrekare arsanın satışı gerçekleştirilecek. Muhammen bedel olarak 1 milyon 191 bin TL, geçici teminat tutarı olarak da 357 bin 300 TL olarak belirlendi. Elazığ Şahinkaya Mahallesi'nde 9 parsel numaralı 809 metrekare arsanın satışı gerçekleştirilecek. Muhammen bedel olarak 1 milyon 458 bin TL, geçici teminat tutarı olarak da 437 bin 400 TL olarak belirlendi. Elazığ Şahinkaya Mahallesi'nde 3 parsel numaralı 2912 metrekare arsanın satışı gerçekleştirilecek. Muammen bedel olarak 4 milyon 664 bin TL, geçici teminat tutarı olarak da 1 milyon 398 bin 300 TL olarak belirlendi. Elazığ Aksaray Mahallesi'nde 1 parsel numaralı 2912 metrekare arsanın satışı gerçekleştirilecek. Muammen bedel olarak 1 milyon 180 bin TL, geçici teminat tutarı olarak da 354 bin TL olarak belirlendi.
Fırat Kalkınma Ajansı önemli çalışmalar yapıyor. Sekreter Doktor Abdülvahap Yoğunlu Perşembe günü de konuğumuz olacak. Ve yapmış oldukları çalışmaları değerlendireceğiz. Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli entegre turizm rotaları belirleniyor ve turizme kazandırılıyor. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yapılan bu çalışmada amaç Fırat Kalkınma Ajansı bölgesindeki tarihi güzelliklerin, kültürel ve gastronomi değerlerinin turizme kazandırılması. FK Turizm, tanıtım ve markalaşma birimi tarafından Elazığ ve Malatya illeri doğa ve kent turizmi entegre rotaları oluşturulması projesi kapsamında başta Elazığ ve Malatya illerini kapsayacak şekilde başlatılan çalışmalara Bingöl ve Tunceli illeriyle devam edilecek. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdülvahap Yoğunlu, projeyle Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin doğal güzelliklerini kültürel, tarihi ve gastronomi değerleriyle entegre ederek turizme kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Belirlenecek olan yürüyüş rotaları kentin cazibe noktalarıyla entegre edilerek tur paketleri oluşturulacağını ifade eden Yoğunlu, proje kapsamında gerçekleştirilmesi beklenen faaliyetler hakkında şunları söyledi. Ajans olarak turizm konusunda son 3 yıldır çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Fırat'ın bize armağanı olan bölgemizin doğal güzelliklerini kentlerimizin cazibe noktaları ile entegre edecek yeni turizm rotaları belirlemek için bu çalışmamızı başlattık. Projemizde illerimize gelen turistlerin daha fazla konaklamasını, daha fazla zaman ayırmalarını ve bölgenin saklı güzelliklerini tanımalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için öncelikli rotalarımızın çıkarılması için ofis ve saha çalışmalarında ön araştırmalarımızı yaptık. Yoğunlu proje kapsamında bir diğer amaçlarınınsa entegre turizm rotalarının sadece dışarıdan gelenler için değil, bölgenin kendi halkının da faydalanmasına yönelik olduğunun altını çizerek, çünkü şehrimizde yaşayan çoğu insanın bile bilmediği saklı güzellikleri ortaya çıkararak turizm rotalarımıza entegre etmeye çalışıyoruz. Yürüyüş rotalarının fiziksel olarak belirlenmesi ve uluslararası standartlara uygun olarak işaretlenmesinin ardından bu rotaların tanıtımı amacıyla da çeşitli faaliyetler planlanıyor. Bu kapsamda da TÜRSAB'la işbirliği içerisindeyiz. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında bölgemiz çok farklı turizm etkinlikleriyle daha fazla sayıda yerli ve yabancı turist ağırlayacak. Elazığ Belediyesi kültürel etkinliklerini sürdürüyor. Güzel bir çalışma olacak. Elazığ'da belki eksikliğini hissettiğimiz etkinliklerden biriydi. Her cumartesi günü yaz mevsimi boyunca Harput'ta Elazığ Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından bir kürsü başı gecesi düzenlenecek. Nerede peki? Harput'taki Balak Gazi tesislerinde bulunan cam terasta. Özellikle şehir dışından gelen vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin çok merak ettiği ve özlemle aslında yapılmasını beklediği bir çalışma bu. Böyle bir karar alındı. Her cumartesi saat 16.30'da başlayacak etkinliği vatandaşlar ücretsiz olarak takip edebilecekler. Böyle de güzel bir etkinliğin haberini ve müjdesini vermiş olalım size. Bir kez daha hatırlatalım. Her cumartesi günü Harput Balak Gazi tesislerindeki cam terasta böyle bir etkinlik yapılacak. Bugün yine bir caminin temel atma töreni yapıldı. 24 Ocak'ta hasar görmüştü yeni Gemişlik'teki cami. Bugün temel atma törenine kimler katıldı? Hemen söyleyelim. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ Müftüsü Selami Aydın ve TİH 13. Bölge Müdürü Ahmet Saraç ile köy sakinleri temel atma törenine katıldı. Temel atma töreni yapıldıktan sonra yapımı devam eden bir cami, Yadigar Bahçesi köyündeki caminin de kontrol çalışmaları yapıldı. Müftü Bey Kur'an okudu, dualar etti bu caminin açılışı için. Ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'sa yapmış olduğu değerlendirmede 80'e yakın caminin yeniden inşa edileceğini belirterek hayırseverlere teşekkür etti. Bir haber daha var. Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Önce Elazığ'ın dikkatini çekmişti. Ardından tüm Türkiye'de konuşulmuştu. Şehir hastanelerinin Danimarkalı bir firmaya satıldığına dair bir haberdi. Bugün Rönesans Holding'den bir açıklama geldi ve Rönesans Holding diyor ki hastanenin hizmetlerini biz satmıyoruz. Böyle bir durum söz konusu değil. Daha iyi hizmet verilebilmesi için iki başlık altında yürüteceğiz. Danimarka'nın ISS firması var. Dünyaca ünlü bir firma. Genelde temizlik, işte güvenlik vesaire hizmetleri veriyor. Biz
hizmet başlığını ikiye ayırdık. Şöyle tam olarak şöyle diyor. Diyor ki yeni yapıda hizmetleri iki ayrı firmanın yöneteceği bir planlama yapılmıştır. Bu kapsamda temizlik, güvenlik, yemek, çamaşır, sterilizasyon, hasta refakat, bilgi giriş gibi soft hizmetler ISS'e devredilmiştir. Hastaneler için kritik önem taşıyan medikal destek hizmetler ve bina bakım onarımı gibi teknik hizmetler Rönesans'ın uluslararası tecrübesi doğrultusunda Rönesans tarafından sağlanmaya devam edecektir. Sağlık Bakanlığı'yla hizmetler noktasında Rönesans muhataptır gibi bir açıklama yapılıyor. Tabii işten biraz anlayanlar şunu sormadan edemeyecektir. Temizlik, güvenlik, yemek, çamaşır, sterilizasyon ciddi bir rakam tutuyor çünkü o. Hasta refakat yani bütün personelin oradaki yönetilmesi, bilgi giriş gibi soft hizmetler, bunların tamamını Danimarkalı firmaya devrediyorsunuz. Teknik hizmetler ve medikal hizmetlerle ilgili aslında bütçede ne kadarlık ağırlığa sahip olduklarını da keşke yazmış olsalardı, hangisinin daha önemli olduğunu yorumlayabilirdik. Ama böyle bir durum söz konusu. Firmanın böyle bir açıklaması var. Diyor ki biz devretmedik, iki başlı sisteme geçtik. Belli işleri onlar yapacak, belli işleri de biz yapacağız gibi bir değerlendirmesi var. Milliyetçi Hareket Partisi eski il başkanlarından Raif Çiçek, İçişleri eski bakanı Mehmet Ağar'a destek verdi. Çiçek, Mehmet Ağar'a yönelik saldırıların arkasında Cumhur İttifakı'na desteği ve terörle mücadelede verdiği çabaların olduğunu söyledi. Mehmet Ağar'a destek açıklaması yapan eski MHP MYK üyesi, eski Ülke Ocakları ve il başkanlarından Raif Çiçek, Mehmet Ağar'ın hedef gösterilmesinin kasıtlı ve planlı olduğunu söyledi. Kanal 23 Genel Yayın Yönetmeni Arif Çakmağ'ın sorularını yanıtlayan Raif Çiçek, Sayın Tolga Ağar'a bariz bir iftira atılmıştır. Aklı başında vicdanlı herkes aşikar bir şekilde yapılmak istenen karalamayı görmektedir. Mehmet Ağar, siyasetten daha önce eleştirip tenkit ettiğim bir insandır. 20 yıldır hiçbir münasebetim olmamıştır. İçte ve dışta ülkemizi yıkıp, parçalayıp bölmek isteyen şer güçlere karşı Cumhur İttifakı'nın yanında yer alması nedeniyle Sayın Mehmet Ağar hedef gösterilmektedir, dedi. Raif Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise, bazı şeyleri kavrayamayan ülkücü arkadaşlarımız abide şahsiyet, mümtaz insan Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin hükümeti karşılıksız desteklemesinden dolayı suçlamaktadır. Ben o kardeşlerimize diyorum ki 12 Eylül öncesi dinimiz, vatanımız ve bayrağımız için her türlü mağduriyeti, ölümü göze alan ülkücülerin ne karı vardı? Önemli olan bizim bu değerlerimizin yaşaması değil midir? Üstelik bugün ülkemizde emperyalist güçlerin Türkiye'deki talepleri ortadayken, Türk, İslam aleminin hak menfaatlerinin korunması için Sayın Devlet Bahçeli'nin hükümete verdiği destekten daha doğal ne olabilir? En büyük milliyetçilik, vatanseverlik bunu gerektirmez mi? Ayrıca inanç özgürlüklerinin rahat yaşanması için Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği ortadayken, daha bundan büyük menfaat ne olabilir? Sayın Devlet Bahçeli, ülkenin huzuru, birliği ve beraberliği için, güçlü, müreffeh bir Türkiye için Cumhur İttifakı'nda yer alarak hükümeti desteklemesi ülkücüler için en büyük manevi kazançtır, dedi. Raif Çiçek yaptığı diğer bir değerlendirmede ise koronavirüs nedeniyle mağdur olan insanlara sahip çıkan güzel ahlak sahibi değerli bacım Yasemin Açık'tan Allah razı olsun diyorum. Yasemin Açık bacımın imkan sahibi insanlara örnek olmasını diliyorum, dedi. Birkaç mesaj okuyalım. İzleyicimiz diyor ki 2 gün önceki depremin hasar tespitleri başladı mı? 2 gün önceki depremden eğer eviniz hasar aldıysa muhakkak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurmanız gerekiyor. Başvuruya esas olarak hasar tespitleri yapılıyor, bilginiz olsun. Muhakkak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurun lütfen. Bir diğer izleyicimiz diyor ki Abdullah Paşa 4. etap TOKİ konutları ihale edildikten sonra Mart 2021 ayı sonu itibariyle teslim edileceği ihaleyi kazanan inşaat firmasına taahhüt edilmesine rağmen hala bu aralar ne oluyor biliyor musunuz? Birçok inşaat firmasına yeter yani taahhüt etmiş oldukları zamanda teslim etmedikleri için cezai müeyyideler uygulanıyor, cezalar kesiliyor. Tabii bunlardan sizin haberiniz olmuyor ama şu anda birçok firma ciddi anlamda cezayla karşı karşıya. Çünkü 200 günde bitirmeyi taahhüt etmişlerdi fakat bitiremediler. Tabii burada idarenin de bir takım sorumlulukları var. İdare eğer sorumluluklarını yerine getirmediyse, ödemeleri zamanında yapmadıysa bu tür durumlarda cezalar kimi zaman işe yaramayabiliyor. Ama benim bildiğim kadarıyla
kadarıyla İsmet Bey yazmış bunu, İsmet Tanyeri Bey. Şu anda arkadaşlarımız da var oralarda. Cezai müeyyideler uygulanıyor. Geç bitirmeden, gecikmeden kaynaklı olarak sözleşme ve şartnameye uygun olarak cezalar kesiliyor. Ek süre başvurusunun kurası ne zaman çekilecek? Daha ek süre başvurusu, evet bence onlar şu anda onlarla beraber çekiliyor. Ama genel manada bir kura çekimi olmadığı için ek süre başvurusunda kuraları çekilmiyor. Fakat şöyle söyleyebilirim, yakın zamanda inşallah kuralar çekildiğinde ek süre başvurularının da kuraları çekilmiş olacak. Hemen devam edelim gündemdeki konularla. 9. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu'nun 9.sü Fırat Üniversitesi'nde yapılacak ve birçok katılımcı var. Özellikle sempozyum Amerika, İngiltere, Kanada, Brezilya, Çin ve Pakistan ile Lübnan, Nijerya, Slovakya ve Irak başta olmak üzere 16 ülkeden bilim insanları bildirileriyle katıldı. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu'nun 9.sü Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Maltepe Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği'nin destekleriyle Fırat Üniversitesi Profesör Doktor Mustafa Temizer konferans salonunda başlayan sempozyuma Amerika, İngiltere, Kanada, Brezilya, Çin, Pakistan, Lübnan, Nijerya, Slovakya ve Irak başta olmak üzere 16 ayrı ülkeden bilim insanları bildirileriyle katıldı. Pandemi nedeniyle yurt dışındaki katılımcıların büyük bir bölümü çevrimiçi ortamlarda canlı bağlantılarla konuşmalarını gerçekleştirdi. Düzenlenen sempozyumda adli bilişim, bilgi güvenliği, veri gizliliği, şifreleme ve bilgisayar bilimleri konularında çeşitli bildiriler sunuldu. Program sonunda katkı ve desteklerinden dolayı Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'a teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi Rektör Göktaş adına Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz aldı. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu Genel Başkanı Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Asaf Varol sempozyumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 9. diyorum çünkü 2013 yılında bu sempozyumun temeli gene Fırat Üniversitesi'nde atılmıştı. Gururluyuz çünkü bu sempozyumu uluslararası düzeye taşıdık. Bu sempozyum Amerika'da, Romanya'da, Portekiz'de, Beyrut'ta ve diğer bazı ülkelerde gerçekleştirildi. Her yıl bir üniversiteye gidiyoruz. Diğer bir ülkedeki bir üniversiteyle işbirliği yapıyoruz. Şu anda 16'yı aşkın konsorsiyum üyemiz var. Konsorsiyum üyeleri farklı ülkelerden seçildi ve bunların konsorsiyuma dahil olmaları dahi belli bir prosedür dahilinde alındı. Uluslararası düzeye çıkan ve gittikçe büyüyen bu sempozyumun en büyük özelliği şu anda günümüzün en güncel konusu olan siber güvenlik, yapay zeka, kriptografi gibi konuları ele alması ve uluslararası düzeyde bir tartışma ortamı yaratmasıdır. Bugünkü sempozyuma 16 ülkeden katılımcılar katıldılar ve bu katılımcıların önemli bir bölümü pandemi nedeniyle maalesef Elazığ'a gelemediler ama online olarak bunu sürdüreceğiz. Fırat Üniversitesi Türk Konfed'in 14. olağan genel kurulu yapıldı. Türk Konfed nedir diye sordunuz. Aslında bu TÜSİAD gibi dernekler var. Bunların konfederasyonu. Elazığ'dan da isimler var bu Türk Konfed'in içerisinde. Yahya Bektaş bildiğiniz gibi genel sekreterlik görevini yürütüyor Fırat Siyed'in. Bu genel kurulda bir kez daha yönetim kurulunda görev aldı. Kendisini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Yahya Alper Bektaş, Elazığ'ın tanınan, bilinen iş adamlarından biri. Artık Türk Konfed'de Elazığ'ı temsil edecek. Elazığ'daki derneklerin temsilcisi olacak. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 14'ü aktif görevde, 23 asker için gözaltı kararı verildi. Balıkesir merkezli bir operasyon. Elazığ'da da bu operasyonun bir ayağı bulunuyor. Daha önce yapılan değerlendirmeler neticesinde 14'ün aktif görevde olduğu, 9'un ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi. Bu FETÖ ile ilişkili askerlerin gözaltı kararlarının uygulanması için 18 ilde
operasyon başlatıldı. Elazığ ve çevre illerdeki hava sıcaklıkları ile ilgili bilgi veren Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, sıcak havanın etkisini sürdürdüğünü, Elazığ'da sıcaklıkların devam edeceğini belirtti. Kaya, özellikle 11 ile 16 saatler arasında dikkatli ve kontrollü bir şekilde açık havada bulunulması gerektiğini söyledi. Yurdun büyük bir bölümünde günlerdir devam eden yüksek hava sıcaklıkları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Şu Doğan Ordu bölgesi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ile 6 derece üzerinde seyrettiği Elazığ'da da termometreler bazı günler 39 dereceyi gösterdi. Geçtiğimiz haftadan beri sıcaklıklarımız mevsim normallerinin 5 ile 6 derece üzerinde seyretmekteydi. Yaptığımız son tahminlere göre yarın itibariyle bölgemizin kuzey ve merkezinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Bununla birlikte sıcaklıklarımız 1 ila 2 derece düşmesini bekliyoruz. Salı günü Elazığ merkezde ve kuzey kesimlerde yer yer yağış beklediklerinin altını çizen Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya, çarşamba günü itibariyle de sıcaklıkların tekrar yükseleceğini söyledi. Ondan sonraki günden itibaren, çarşamba günden itibaren tekrar sıcaklıkların artmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 7 ile 8 derece üzerinde 37-38 derece civarında seyretmesini bekliyoruz. Elazığ merkezde yarın sıcaklık, en yüksek sıcaklık 34 derece, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 37-38 derece olmasını bekliyoruz. Alçak basınç merkezinin etkisinde kaldığımızı ifade eden Kaya, artan sıcaklıklardan dolayı vatandaşları uyardı. Mevsim normallerin üzerinde seyrediyor. Bizim güney doğumuzda olan alçak basınç merkezinin, sıcak nüveli alçak basınç merkezinin etkisinde olmamız nedeniyle bölgemizi etkiliyor. Bu da güneyden geldiği kuru ve sıcak olduğu için bölgemizde de sıcaklıklar mevsim normallerin üzerinde izlemeye devam ediyor. Yüksek sıcaklıklardan vatandaşlarımız için öncelikle güneşin dik geldiği, sıcaklıkların maksimum olduğu saatlerde öğleyin 12 ile 16 saatler arasında işleri olmadığı sürece açık havaya çıkmamaları, yoğun spor aktivitelerini yapmamaları, ince ve açık renk giyinmeleri, bol sıvı tüketmeleri tavsiye ederiz. Özellikle kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın yüksek sıcaklıklarda daha dikkatli olmaları konusunda öneriyoruz. Hava sıcaklıkları ile ilgili 13. Bölge Müdürü'nün açıklamaları böyleydi. Peki bu sıcak havalarda nasıl beslenmemiz gerekiyor? Bunu da uzmanlarına sorduk. Çok çok dikkat etmemiz gerektiğine dair bilgiler var haberin içinde. Yaz aylarının iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı şu günlerde sıcaklık beraberinde çeşitli sağlık sorunlarına da davetiye çıkarıyor. Peki bu sıcaklarda vatandaş en çok nelere dikkat etmeli? Uzmanlar kronik yorgunluktan kaçınmak için her gün duş alınmasını öneriyor. Ayrıca sıcaklıklarla birlikte uykunun da önemi artıyor. Klimaların da doğru kullanılması gerekiyor. Bilinçsiz klima kullanımı sağlıklı bir insanı bile hasta edebiliyor. Yaz aylarında spor yapmak da alışkanlık haline getirilmeli. Ancak 10 ila 16 saatleri arasında kapalı alanlar tercih edilmeli. Sıcaklıklar beraberinde çeşitli hastalıkları da tetikleyebiliyor. Bir takım böbrek yetersizliklerine, şeker hastalarının olumsuz etkileri olabilir. Kalp yetersizliği hastalarının olumsuz etkileri olabilir. Koroner arter hastalıkları üzerine olumsuz etkileri olabilmektedir. Süre gelen rahatsızlıkları olan hastaların kullandıkları ilaçlar da sıcaklıkla birlikte olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bazı kronik hastalıklara sahip hastaların sıcaklıkla birlikte kullanmakta oldukları ilaçlar olumsuz etkiler gösterebilir. Kalp yetersizliği hastaları uzun dönemde bazı tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçlar kullanmaktadır. Hepimizin bildiği üzere terleme ile birlikte yüksek miktarda sodyum dediğimiz bir elektrolit kaybı olmakta. Buna bağlı olarak hem idrar söktürücü kullanıp hem kalp yetersizliği üzerinde kullandığınız bir takım ilaçlar terleme ile birlikte insan vücudunda özellikle kalp yetersizliği hastalarında hiponatremi dediğimiz olumsuz bir takım sonuçlar doğurabilmektedir. Bu bağlamda hastaların ilaç dozlarını ayarlayabilmek adına belli önerilerde bulunmak adına özellikle kalp yetersizliği hastalarının doktor kontrolünden vazgeçmemeleri gerekiyor.
Fırat Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Tarık Kıvrak, yaz aylarında özellikle bol su tüketilmesi gerektiğini belirterek Akdeniz diyetinin yaz aylarında tercih edilebileceğini ifade etti. Eğer doktor önerisi dışında sıvı kullanımını kısıtlanmadığı hastalarda bol sıvı tüketmelerini şiddetle öneriyoruz. Özellikle Akdeniz diyetini yılın her dönemi öneriyoruz ama yaz aylarında hazm kolay, sindirimi kolay Akdeniz diyetine ağırlık vermemiz gerekiyor. Elazığ'da tasavvuf musikisi ve dergah kültürünü yaşatmaya çalışan ney ustası Hüseyin Bilal Özen yaptığı neylerle isteyen herkese ücretsiz kurs veriyor. Bir yaşam öyküsü var bu haberin içerisinde. Bu yaşam öyküsünde hem ustalık hem de tasavvuf musikisine harcanmış bir hayattan bahsediliyor. ...30 yıl önce tekkeye gelen bir öğretmen aracılığıyla ney ile tanıştı. Elazığ'da yaşayan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Hüseyin Bilal Özen'in... ...müzik aletlerine duyduğu ilgi gün geçtikçe arttı. En büyük sevdası ise gönülden üflediği ney oldu. Dergâhta... Bir Erzurumlu bir öğretmen gelmişti Elazığ'a. Biz ondan gördük o zaman neyi. Daha önce Elazığ'da Agah Bey diye rahmetli bir kişi varmış. Onun da kasetlerini dinlemiştik. Sonra o Erzurumlu öğretmen burada üflerdi dergâhta. Biz ondan gördük. Üflemeyi falan ondan öğrendik. Sonra onun tayini çıktıktan sonra kendimiz yavaş yavaş çalıştık. Sonra notasını öğrendim. Notalı olarak öğrendim. Nota öğrendim. Nazariyat derken ilerlettik. 30 yıldır ney üfleyen Özen, 15 yıldır evinin bir bölümünü de atölye haline getirerek ney yapıyor. Şimdiye kadar 1000'e yakın ney yapan Özen, yaptığı neyleri ücretsiz olarak veriyor. Şimdi 30-35 yıldır bu neyi üflüyorum. Ama önce ney elde etmek zordu. Yani bulmak zordu. Böyle şimdiki gibi yaygın değildi. Bu zorluğu aşmak için kendim yapımını öğrenmek istedim. Bunu da Konya'ya gidip gelerek gördüm. Oradaki kişilerden gördüm. Sonra Hatay'dan Samandağ'ında bu kamışlar vardı. O kamışı araştırmak için oraya gittim. Oradaki şahıslardan gördüm nasıl yapıldığını. İşte 15 yılı aşkındır da yapımıyla uğraşıyoruz. Aynı zamanda kendi öğrencilerimize imkanlarımız dahilinde elimizde kamış mevcut olduğu sürece kendimiz yapıp teslim ediyoruz. Yeter ki üflensin ney. İnsanın ruhuna işleyen neylerin yapımı bir aylık meşakkatli. Ona göre her notaya göre akort yapılan neyler vardır. O akortlara göre kesiyoruz boylarını. Önce içini açıyoruz. İçindeki boğumların içi dolu kamışın. O içini açıyoruz. En baştaki delik birazcık daha küçük açılıyor. Diğerlerini içerisini boşaltıyoruz. Ondan sonra ölçülere göre perdelerin delikleri açmaya başlıyoruz. Hüseyin Bilal Özen, öğrenmek isteyenlere de tekkede ücretsiz olarak ney üfleme, Türk müziğin azaliyatı ve musiki dersleri de veriyor. Ney ustası Hüseyin Bilal Özen ayrıca ailesinin 1416 yılından beri devam ettirdiği tekke kültürünü yaşatarak tekkeye yolu düşen herkese ney üfleme dersleri veriyor. Bundan dolayı da musiki de dergahların vazgeçilmezidir zaten. Eski büyük musiki şinaslar da hep dergahlarda yetişmişlerdir. Biz de zaten ritim olsun, ben en başta müziğe musikiye ritimle başladım, Elbane ile. Ondan sonra o neyzeni gördükten sonra ney üfleyerek böyle musiki hayatına devam ettik.
İzleyicimiz Zafran Tokiler'i soruyor. Zafran Tokiler'de bir gelişme var mı? Neden ses çıkmıyor diyor. Zafran Tokiler biraz geç başladı. İşler de çok istenildiği gibi gitmedi aslında. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Su deposu falan da yapılıyor bölgede. İnşallah yakında dağıtılır diye temenni ediyoruz. Bir diğer izleyicimiz de diyor ki, sizden ricam lütfen ilgili kişiler, kimse ulaşalım. Kaldırımlara arabalar çıkıyor, yaya yolları kapalı, engelli rampalarının önü araçlarla kapalı, böyle bir şey olamaz. Benim babam yürüyemiyor, ben ne yapmalıyım, yetkililer bir çare bulsun diye bir tespit yöneltmiş. Aslında Elazığ'da sokaklarında dolaştığınızda vatandaşımızın yazmış olduğu bu durumla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Özellikle şehir merkezindeki birçok kaldırımın arabalar tarafından park yeri olarak kullanıldığını görebiliyorsunuz. Yine birçok esnafın kendi dükkanlarının önüne çok çirkin görüntüler oluşturan sandalyelerle ya da ne bileyim bir takım malzemelerle parkı engelleyecek şekilde malzemeler bıraktığını görüyorsunuz. Zabıtanın bu konuda biraz hassas olması gerektiğini buradan söylemek gerekiyor. Özellikle çocuklu ailelerin ya da engelli vatandaşlarımızın kullandığı rampaların önüne park yapılmaması konusunda da hem Emniyet Müdürlüğü'nün hem de Zabıta Müdürlüğü'nün, Trafik Müdürlüğü'nün ciddi anlamda çalışma yapması gerekiyor. Elazığ Şair Hayri İlköğretim Okulu'nda bugün ne vardı? Hafızlık sınavı vardı. Çocuklar, hafız olmak isteyenler içeride ter dökerken, aileler de okul dışında çocuklarını beklerken bir hayli ter döktüler. 24 Mayıs'ta başlayan ve 24 Haziran'da son bulan başvuruların ardından öğrenciler sabah saatlerinde Elazığ'da Şair Hayri İlkokulu'nda büyük bir heyecanla sınava girdi. Velilerse aynı heyecanı okul bahçesinde yaşarken Elazığ'da hafızlık sınavının gerçekleştirilmesinden dolayı memnun olduklarını dile getirdiler. Çok mutluyuz, inşallah da olur. Bizim için de yani böyle bir fırsat arıyorduk. İnşallah Rabbim çocuğumuza da nasip eder. Şimdi teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın hafız olarak, yarın hafızlar olarak görmek istiyoruz. Mutluyuz. İnşallah çocuklarımız da başarıya ulaşır. Yarının hafızları olurlar. Diğer çevre illerde olduğu halde elhamdülillah bu sene burada olmuş. Yani biz Paru'dan gelmemize rağmen elhamdülillah inşallah çocuklarımızın hem dünya hem ahiret cihetiyle Cenab-ı Hak bütün çocuklarımızı muvaffak eder yani. Daha önce çevre illerde yapılan hafızlık sınavı Elazığ'da ilk defa gerçekleştirildi. Sınava ilgi yoğun oldu. Sınavın ardından başarılı olan öğrencilerden 36'sı kız ve 36'sı erkek öğrenci olmak üzere 72 öğrenci alınacak. Öğrenciler kendilerine ayrılan 12 kişilik sınıflarda eğitim görecek. Elazığ Hafızlık Ortaokul Müdürü Abdultalip Demirtaş, gerçekleştirilen sınavın amacından bahsetti. İnşallah odaklanacaklar. Amacımız çocuklarımızı hem hafız yetiştirmek hem de doktor, mühendis, hekim, aklınıza gelebilecek bütün böyle güzel mesleklerde inşallah başarılı dinine, devletine, milletine, bayrağına bağlı inşallah çok güzel bireyler yetiştirmek. İHH Yardım Derneği olmasıyla birlikte bildiğiniz gibi afet anında özellikle kurtarma biriminde gönüllü esasına dayanan çalışmalar da yapıyor. İşte bu gönüllü olarak kurtarma ekiplerinde bulunan İHH üyelerine bugün bir eğitim verildi ve eğitimde hatırlayacaksınız hem Elazığ depreminde hem de İzmir depreminde önemli işler yapmışlardı. Açıklamalar var, değerlendirmeler var. Şimdi bakalım neler söylemişler bu kurtarma eğitimiyle ilgili olarak. İHH tarafından bölge illerinde gönüllü arama kurtarma biriminde yer alan üyelerine yönelik eğitim verildi. İHH, bölgede gerçekleşecek afet ve depremlere müdahale etmek amacıyla Elazığ'da bir lojistik merkezi kurmaya hazırlanıyor. Sivrice ilçesinde AFAD Müdürlüğü'ne ait eğitim alanında gerçekleştirilen kentsel arama ve kurtarma eğitimine İHH Afet Akademisi'nden uzmanlar katıldı. İzmir depreminde 91 saat sonra mucizeye imza atan Ayda Bebeği kurtaran İHH Arama Kurtarma Eğitmeni Ahmet Çelik, yapılan eğitimler hakkında bilgiler verdi. Birçok mucize şahit olduk. Birçok can kurtarıldı. En son 65. saatte canlı bir köpek çıkardık. 91. saatte 3 yaşında bir kızımızı canlı olarak ulaştık ve ailesine teslim etme onuruna sahip olduk.
vesile olduk. Şimdi bu Elazığ bölgesinde bir arama kurtarma eğitimi düzenledi İHA Akademisi, Afet Akademisi. Burada kentsel arama kurtarma eğitimi yapıyoruz şu an. Bölge illerden birçok ekipli arkadaşımız geldi, gönüllü arkadaşımız geldi. Bunların deprem hazırlık aşamasında arama kurtarma teknisi olarak görev yapması için ilk adım olan eğitimlerine başladık inşallah. Bugün ilk günümüz. İHA Afet Yönetimi Afet Akademisi Sorumlusu Erdal Altındaş, Elazığ'da gerçekleşen eğitimde 8 ilden 39 kursiyerin eğitim aldığını söyledi. 2018 yılında hizmet içi eğitimlerimize başladık. Arama kurtarma olarak kendi eğitim modüllerimizi yazdık. Doğal arama kurtarma, kentsel arama kurtarma ve su arama kurtarma. Bu hizmet içi eğitimlerimizin devamı olan kentsel arama kurtarma bölgesel eğitimini Elazığ'da gerçekleştiriyoruz. 8 ilimizden 39 kursiyer katılıyor bu eğitime. Bu eğitimlerimiz yıl sonuna kadar devam olacak. İHA Elazığ Şube Başkanı Metin Kılıç ise en son Karakuşan'da yaşanan depremin Elazığ'ın bir deprem kuşağında olduğunu yeniden gösterdiğini ifade etti. Elazığ Karakuşan'da 5.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi malumunuz. Bu da gösteriyor ki gerçekten bölgemiz ciddi anlamda deprem bölgesi ve her an buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Tam o güne denk gelen ekip arkadaşlarımızla beraber bizler bugün Sivrice'de AFAD'ın çalışma alanında arama kurtarma eğitimlerimizi arkadaşlarımızla beraber sürdürmekteyiz. Elazığ bu anlamda bölgenin lojistik merkezi olarak İHA tarafından belirlenmiş durumunda. İnşallah başta Elazığ'daki gençlerimiz, kardeşlerimiz olmak üzere bölgenin tamamına yönelik her türlü organizasyona ve çalışmaya bundan sonra İHA olarak elimizden geldiği kadar çabalayacağız. Aksaray Tokiler'den yazan bir izleyicimiz uzun süredir su kesintisi yaşadıklarını ve bir an önce çözümlenmesini istediklerini söyledi. Buradan yetkililere seslenmemizi talep etti bizden. Biz de onun talebini yerine getirmiş olalım. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Birliği'nde işbirliğinde gerçekleştirilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen bağımlılık temalı yarışmanın il birincileri 1000 lirayla ödüllendirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ödül programına Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Ulufer, Yeşilay Cemiyeti Elazığ Temsilcisi Taner Kayaoğlu ve dereceye giren öğrenciler katıldı. İşte ekranlarda görüyorsunuz arkamda. Dereceye giren öğrencilere 1000 liralık bir ödül verildi. Palu Mehmet Vehbi Bilgin İlkokulu'ndan İrem Hacer Demirbağ, Elazığ Bilim Sanat Merkezi'nden Deniz Dil Karaoğlu ve Fırat Anadolu Lisesi'nden İrfan Ulutaş il birincisi oldu bu yarışmada. Yine Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu'ndan Zeynep Aşkın, Mustafa Kemal Ortaokulu'ndan Zeynep Ela Yılmaz ve Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nden Zeynep Akpınar da il birincisi olan diğer katılımcılar. Elazığ'da bir inşaatın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Elazığ'da bir inşaatın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Profesör Doktor Mustafa Temizer Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir inşaatın çatı kısmında meydana geldi. Alınan bilgiye göre çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Karakoçan'a gidiyoruz. Karakoçan'da sevilen bir esnaf, 47 yaşındaki marangoz ustası Cuma Kızılarslan dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatına son verdi. İlçede üzüntüye sebebiyet verdi bu ölüm, zamansız ölüm ve sevilen bir esnaftı çünkü. Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve otopsisi yapıldı. Ardından defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı. Karakoçan Cumhuriyet Savcılığı olay hakkında soruşturma başlattı. Karakoçan'da kalmaya devam ediyoruz. İl Müftüsü Selami Aydın bugün Karakoçan'daydı. Depremden zarar gören konutları ve depremzedeleri ziyaret etti. Ve Karakoçan'da zarar gören camiler, depremden zarar gören camilerin de ivedi bir şekilde yapılacağını söyledi. Kuşbayırı, Can, Pilavtepe ve Sarıhan köylerini ziyaret etti Müftü Aydın. Bölgedeki hasarlı camilerle ilgili ivedi olarak çalışmaların başlatılacağını söyledi.
2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Kadın Din Görevlileri, Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma 1. Bölge Merkez Yarışma finali gerçekleşti. Elazığ'ı temsil eden Çatalçeşme Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencisi, öğreticisi Elif Hatun Şahin bölge birincisi oldu. Kutluyoruz kendisini, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bir diğer izleyicimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle Elazığ Valiliği tarafından 8-11 Eylül tarihleri arasında ilki düzenlenecek olan Harput Kısa Film Festivali başvuruları başladı. Başvuruya nasıl başvuracaksınız? harputfilmfestivali.com www.harputfilmfestivali.com üzerinden 6 Ağustos Cuma gününe kadar online olarak başvurabileceksiniz. Bu tür festivaller önemli. Birçok il yapıyor. Bizde iletişim fakültesi var ve sinema, radyo, televizyona meraklı bir kesim de var. Öyle zannediyorum ki uzun soluklu bir festival olacak ve güzel bir şekilde belki de 10 yıllar sonra bugün ilk atılan atım övgüyle bahsedilecek. Orman yangınları ülkemizde maalesef her bölgede orman yangını haberleri geliyor. Bizim bölgemizde çok fazla orman yangını olmazdı biliyorsunuz ama bu yıl orman yangınlarıyla başladık ve devam ediyor. Bingöl'ün Genç ilçesi Servi bölgesinde 3 gün önce çıkan orman ve örtü yangını havadan ve karadan ekiplerin yoğun çalışmasıyla %70 oranında söndürülmüş durumda. Ama hakikaten zaten çok fazla orman alanlarının olmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Gerçi Bingöl'de epey bir ormanlık var ama yine de bu tür yangınlara karşı çok dikkat etmek gerekiyor. Havadan ve karadan yapılan yangın söndürme çalışmaları neticesinde %70 oranında yangınların söndürüldüğü ifade ediliyor. Deva Partisi ile devam edelim. Deva Partisi İl Teşkilatı Yazıkonak Beldesi sakinleriyle buluştu. Deva Partisi İl Teşkilatı Başkanı'nı görüyoruz şu anda, Mehmet Kangal. Yazıkonak Beldesi'nde vatandaşlarla sohbet ediyor. Bu bölgede yaşayan gençlerimizin yakındığı en büyük sorunun işsizlik olduğunu gördük. Ülke genelinde sürekli yükselişe geçen işsizlik sorunu artık her kesimi derinden etkileyen ulusal bir problem haline gelmiştir. Bu pasif süreç neticesinde artık ev genci diye ifade edebileceğimiz bir genç topluluğu ortaya çıkmıştır dedi. Elazığ Karakoçan'da ve Bingöl Kığı'da çekimleri devam eden bir sinema filmi var. Sinema filminin ismi Tan Vakti ve yönetmenliğini Süleyman Karadağ yapıyor. Bu filmden bazı kesitler getirelim ekranlara. Çekimlerden arkadaşlarımız görüntü almışlar. Bakalım filmin teması ne? Nasıl gidiyor çekimler? Detaylarına bir göz atalım. İki testiden biri kırılmadıkça, iki taraftan biri bitmedikçe... Yönetmenliğini Süleyman Karadağ'ın yaptığı Tam Vakti sinema filmi Elazığ Karakoçan'da ve Bingöl Kığı'da çekiliyor. Burası Karakoçan, burası Horan. Evet, Horan Köyü ve Horan Çeşmesi. Burada bizim Hazanımızın çeşmesi. Anadolu'ya büyük bir sevgi besleyen yönetmen Karadağ ve ekibi ilk uzun metrajlı filmlerinin kendi memleketlerinde olmasını istedi. Şimdi dedim ki biz bunu nerede çekeriz? Tabii ki yapımcılarımızın biri Elazığ, Karakoçan, biri de Bingöl Kiye. Gittik mekanlara, ilk dedik. Kuruldu ya ilk uzun metrajlı sinema filmi kendi memleketlerinde olsun. Çok güzel. Kendim de doğulu olduğum için evet, o kararı verdik. Aylardır film için emek harcadıklarını dile getiren Karadağ, film vizyona girdiğinde ilginin yoğun olacağını aktardı. Tam Vakti Sevmek zamanı vizyona girdiğinde zannediyorum salonlara koşa koşa gideceksiniz. Çünkü 4-5 aydır hazırlanıyoruz. Düşünün 7-8 aylık bir ürünü siz 110 dakikada izleyip çıkacaksınız. Ama hazırlıkların ne kadar zor, ne zor aşamada tamamlandığına biz sizler hepimiz tanık ve şahidiz. Evet.
İlimizin önemli turizm noktalarından biri Buzluk Mağaraları. Fakat son zamanlarda buz üretmediği söyleniyor ama yine de çok serin bir yer. Eksi 20 santigrat derecelere düştüğü iddia ediliyor. Turizm noktasında Elazığ'a önemli bir kazanım olacak, dikkat çekecek bir mağara aslında. Bugün arkadaşlarımız oradaydı ve test ettiler. Yine çok soğuk ve çok serin. Giren 5 dakikadan fazla duramıyor. Bakalım neler tespit etmiş sevgili Yakup ve neler aktaracak bize. Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bulananların her yıl olduğu gibi bu sene de uğrak noktası haline geldi. Sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte Harput'a çıkan vatandaşlar, eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan Buzluk Mağarası'nın belli bir kısmına kadar girilebiliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor. Tamamen turizme kazandırılması için proje çalışmaları yapılan Buzluk Mağarası'nın, gerekli düzenlemelerin ve bakımların yapılmasıyla turizme de önemli bir katkı yapacağı değerlendiriliyor. Vatandaşlardan Kürşat Okyay, mağaranın çok soğuk olduğunu, en fazla 10 metre aşağı inebildiklerini, Buzluk Mağarası'nın çok değerli bir yer olduğunu söyledi. Artı 30 diyelim. Bu şu anda bulunduğumuz hemen zaten ilk giriştir. Burası hadi bir 5 derece falan diyelim ama buradan aşağıya indikçe derece çok fazla düşüyor. Yani biz mesela buradan aşağıya en fazla bir 10 metre indik. Aşağısı eksi 30'du öyle diyebiliriz yani. Yukarısı artı 30, aşağısı eksi 30. Şu anda bütün vücutlarımız, ellerimiz donlu. Zaten aşağı doğru inildiği zaman görürsünüz. Duvarlar tamamen buz tutmuş. Daha önce nesilden buranın bir sıklandırmaları vardı. Burada bir arkeolojik bir çalışma yaptılar. Aşağı yukarı buradan bir 40-50 metreye yakın bir iniş yaptılar, yani ışıklandırma da yaptılar. Bence o şekilde tekrardan yapıp turizmi açmaları lazım. Çünkü çok kıymetli bir yer yani. Mağarayı görmeye gelen bir diğer vatandaşsa dışarının çok sıcak olmasına rağmen mağaranın içerisinin aşırı soğuk olduğunu aktardı. Dışarısı 40 vardır herhalde. Çok sıcak bir yer burası zaten ama aşağıda gerçekten dondum. Yok böyle bir soğukluk. Üşüdük tabii canım, üşümez olur muyuz? Aşırı soğuk. Bir de duvarlar vesaire buz tutmuştu. Yani çok fazla denemedik çok soğuk olduğu için ve çok karanlık. Ya bence gerçekten yapılırsa turizme gerçekten katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her konuda, maddi manevi. Vatandaşlardan Mehmet Tatu, Elazığ için tarihi bir yer olduğunu ifade etti. Burası Elazığ'ımız için gerçekten büyük bir tarihi yer. Ben ülkemizin her yerinde, hatta yurt dışında tüm insanlara sesleniyorum buradan. Bu sıcaklarda gerçekten harika bir yer. Gelmelerini tavsiye ederim, öneririm. Ha, biraz yorulduk kondisyon eksikliğimizden dolayı biz ama gerçekten tarif edilemeyecek kadar güzel. Hani Harput'un turizm potansiyelinden bahsediyoruz. Haberin girişindeki o yön tabelasını görmüşsünüzdür. Sökülmüş ve yerde duran yön tabelası. Yine işte mağaranın da halini gördük. Bu şekilde turizmi açarsak en fazla biz kendimiz gider ziyaret ederiz. Emek vermek gerekiyor. Emek vermeden maalesef yemek olmuyor. Uzun zamandır konuk etmediğimiz bir haberi aktaralım şimdi. Konuk etmediğimiz canlıları bir kez daha gece görüşünde konuşalım. Dağ keçileri. Yine dağ keçileri sürü halinde, bu kez Baskil'in Hacı Hüseyinler Köyü'nde görüldü. Biliyorsunuz bir süredir popülasyonları artıyor. Aslında son yıllarda alınan tedbirler çerçevesinde bu popülasyon arttırıldı. Bundan belki de birkaç yıl önce soyları tükenmek üzereydi bu bölgede. En azından yapılan güzel çalışmalar sonrasında popülasyonları arttı ve şu anda topraklarımızda özgürce dolaşmaya devam ediyorlar. Dağ keçileriyle kapatalım gece görüşünü. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.